Bir de harp esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlarsa, iffetli olarak zina etmeksizin, mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikahla faydalanmanıza karşılık, mehirlerini kendilerine verin ki bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahsur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izniyle ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah gafurdur, rahimdir. Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Halbuki şehvetlerine uyanlarsa sizin doğru yoldan büyük bir meyille sapmanızı istiyorlar. Allah din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim zulüm ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır. Eğer siz yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız. Bir de Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere hak ettiklerinden bir pay vardır, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. İsteklerinizi Allah'ın fazlından ve kereminden isteyin. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için bir mirasçı tayin ettik. Yemin akdiyle mirasçı kıldıklarınızın paylarını da verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini cihat, imamet, miras gibi işlerde diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından aile fertlerine harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince, önce kendilerine öğüt verin.
yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse, kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz, bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu ara bulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. Onlar ki, hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onların söz ve işlerini çok iyi bilendir. Şüphesiz ki Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak? Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler o kıyamet günü yerle bir olmayı isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüpken de yolcu olanlar müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsi münasebette bulunup su da bulamazsanız, o zaman tertemiz bir toprakla teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerden bir kısmı Allah'ın kitabındaki kelimeleri esas manasından kaydırıp dillerini eğerek ve dine saldırarak sözünü işittik, emirlerine isyan ettik. Dinle, dinlemez olası, verayına bizi gözet diyorlar. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik. Dinle ve bize de bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar pek azı müstesna iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Gelin, yanımızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını
Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını, diğer günahları ise dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günahla iftira etmiş olur. Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez. Bak nasıl da Allah'a yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Şu kendilerine kitaptan okuma yazmadan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar puta ve şeytana inanıyorlar. Ve Allah'ı tanımayanlara bunlar müminlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir payı mı vardır? Eğer öyle olsaydı, insanlara bir çekirdeğin zerresini bile vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütuf ve kereminden insanlara verdiği nimetleri kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmeti vermiştik. Hem de onlara büyük bir mülk ve saltanat ihsan ettik. İşte o Yahudilerden bir kısmı ona iman etti, bir kısmı da ondan yüz çevirdi. O iman etmeyenlere cehennem alevi yeter. Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar eden kafirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine başka deriler vereceğiz. Çünkü Allah gerçekten çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip salih ameller işleyenleri ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da, tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denince münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Ya nasıl elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen sana geldiler de biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye Allah'a yemin ediyorlar. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle. Biz hangi peygamberi gönderdikse sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de
Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil. Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Eğer biz onlara kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapamazlardı. Fakat kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de daha sağlam olurdu. Ve o zaman elbette kendilerine katımızdan büyük mükafat verirdik. Ve onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirini alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz. Şüphesiz içinizden bir kısmı vardır ki pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse, Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Ve eğer Allah'tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: ah ne olurdu onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim. O halde geçici dünya hayatını ebedi ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz. Hem size ne oluyor ki Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizleri bu halkı zalim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar. Ve Rabbimiz, niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bizi azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık derler. Onlara de ki, dünya zevki ne de olsa azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır. Ve size kıl kadar haksızlık edilmez. Her nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. Son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız, yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse, bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa, bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki,
hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar. Ey insanoğlu! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana peki derler, fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin gündüz söylemiş olduklarının tersini kurarlar. Allah onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onları aldırma. Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı. Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde, onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler onu anlarlardı. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Hiç şüphesiz ki Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü ve cezası daha çetindir. Kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir. Siz bir selamla selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin. Veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Kendinden başka ilah olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? O halde siz niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde, Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için bir çıkış yolu bulamazsın. Onlar küfür işledikleri gibi sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinmeyin. Ancak o kimselere dokunmayın ki sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmişlerdir. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı, onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir. Diğer bir takım kimseleri de bulacaksınız ki, hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak isterler. Fitne için her davet olunuşlarında, onun içine baş aşağı dalarlar. Eğer bunlar sizden çekinmezlerse, kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün.
İşte bunlar aleyhinde size açık bir ferman verdik. Hata dışında bir mümin diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, varislerine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman öldürenin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir kavimdense, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya 2 ay oruç tutması gerekir. Allah alimdir, her şeyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, mümini kafirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının menfaatini gözeterek, sen mümin değilsin demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslam'a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyleydiniz. Sonra Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle oturanlardan üstün kıldı. Allah, onların hepsine de cenneti vaat etmiştir. Bununla beraber, Allah mücahitlere, oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiştir. Kendi katından derece derece rütbeler, bir mağfiret ve rahmet vermiştir. Öyle ya, o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Melekler kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, onlara ne işteydiniz derler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir. Ancak gerçekten aciz ve zayıf olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de bulur. Her kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, kuşkusuz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınızda, kafirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra
o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da, size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. O korkulu zamanda namazı kıldınız mı, gerek ayakta gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah'ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır. Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah hain günahkarları sevmez. Bunlar insanlardan hainliklerini gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. Oysa o, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. Haydi siz dünya hayatında onları savunuverdiniz diyelim. Peki, kıyamet gününde Allah'ın huzurunda onları kim savunacaktır? Yahut onlara kim vekil olacaktır? Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işlerse, kendi nefsine kötülük etmiş olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. Kim bir hata veya günah işler de, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emredenlerin ki hariç, onların aralarında gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan muhakkak ki derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakırlar da yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar.
Allah o şeytana lanet etti. Ve o da, elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara sokacağım. Ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir ziyana uğramış olur. Şeytan onlara vaat eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar. İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? İş ne kuruntunuza ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kötülük yapan o yüzden cezalandırılır. O kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Erkek veya kadın kim mümin olur da güzel amellerden işlerse işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine dosdoğru olarak tabi olan kimseden din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatıcıdır. Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor. Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmanız hakkında kitapta size okunan ayetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği muhakkak Allah bilir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız, buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Eğer karı koca birbirlerinden ayrılacak olurlarsa, Allah onların her birini geniş lütfuyla muhtaç bırakmaz. Allah'ın lütfu geniştir. Hikmeti büyüktür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamd ve sena ona yakışır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kim dünya nimetini isterse bilsin ki dünya ve ahiret nimeti Allah katındadır. Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi görendir. Ey iman edenler!
adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de sizden daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer şahitlik ederken dilinizi eğer bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, sapıklığın en koyusuna düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak ne de doğru yola eriştirecektir. Münafıklara da haber ver ki kendileri için çok acı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer Allah tarafından size bir zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, bu defa da onlara, size üstünlük sağlayarak sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet gününde aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı pek az anarlar. Münafıklar küfürle iman arasında bocalamaktadırlar. Ne bu müminlere bağlanırlar ne de şu kafirlere. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa sen artık ona kurtuluş yolu bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a sarılanlar ve Allah için dinlerine samimi olarak bağlananlar müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size azabı ne yapacak? Allah, şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir.